Peki bir sıcak gelişmeyle daha devam edelim bültene. Zira İYİ Parti'de istifa furyası devam ediyor ve bu furyaya bir isim daha katıldı. İYİ Parti'de milletvekili Ece Güner'in istifa ettiğini şu dakikalarda sosyal medya hesabından paylaştı. Bir ifadelerine değineyim. Ve zira Güner şu ifadeleri kullanıyor. Diyor ki bildiğiniz gibi en azından İstanbul ve Ankara'da işbirliği için mücadele ettim ve GİK toplantısında bu yönde güçlü şekilde söz almış, cesaretle mücadele etmiş az sayıda kişiden biriyim. Çıkan kararı savunmayacağımı düşünerek yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir diyor. Daha fazlası var. Bunun için bir başkente dönelim. Ülketi İlve Ankara temsilcisi Mustafa Pala'ya dönelim. Pala bizlere son gelişmeleri aktaracak. Mustafa hoş geldin yayına. Tabi ee, tabii az önce de ifade ettiğim gibi istifa e, depremleri devam ediyor İyi Parti'de. Bu furiye bir isim daha katıldı. Ayrıntıları senden dinleyelim. Evet teşekkür ederiz. E, i̇stifa depremi tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yine İyi Parti'den bir istifada gelmişti. E, İyi Parti'nin İstanbul milletvekili istifasını sunmuştu. Dün itibariyle e, yine e, İstanbul e, belediye meclis üyesinde de belediye meclis üyelerinde de yine bir takım olaylar yaşanmıştı ve e, İyi Parti'nin grup başkan vekili Özkan e, da istifa etmişti. Hatta Meral Akşener tarafından istifası istenmişti. Daha sonra İyi Parti grubu onu bir kez daha grup Başkan vekili yapmıştı. Ardından 7 kişi hakkında da yine disiplin kuruluna sevk edilmişti. E, Tabi istifa e, furyası tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle İyi Parti'nin son dönemlerde e, CHP'ye tamamen kapıları kapatmasının ardından bazı e, isimler arasında istifalar yaşandı. Genel merkezde de yine e, bir takım akşenerle bazı milletvekillerinin de e, bazı sebeplerle arasında açık olduğunu ifade edelim. Özellikle Ümit Dikbayır arasında da e, genel merkez arasında da çok sert rüzgarlar esmiş ve e, su uçlamalar peş peşe gelmişti ve aynı zamanda yine Ümitlik Bayır Parti'den ihraç edilecek noktaya kadar gelmişti ve ihraç edilmişti de. Bu konuda da şu an için artık İyi Parti bir isim daha istifa etti ve bu isim İyi Parti açısından önemli bir isimdi ve İyi Parti'nin de genel başkan yardımcısıydı ve aynı zamanda İyi Parti'nin İstanbul milletvekiliydi. Avukat Ece Güner ve tabi Ece Güner din ismi de seçimlere girerken de gündeme gelmişti. Özellikle CHP'nin isimleri önemlisiyle birisi olan Erdoğan Toprakla e, gündeme gelmişti. Erdoğan Toprak'ın kendisi eski eşi ve e, Erdoğan Toprakla birlikte e, kendisinin de CHP'den aday yapılmak istendi ancak CHP'nin bu buna e, çok etik bulmadığı ve aynı zamanda e, bu etik bulmadığından dolayı da Ece Güner'in İyi Partiden e, milletvekilliği yapıldığına yönelik bir takım iddialar e, kulislerde konuşulmuştu. E, böyle bir isimdi ve İyi Partinin de önemli isimlerinden bir tanesiydi ve aynı zamanda Genel Başkan yardımcısıydı ve İstanbul milletvekiliydi. Sen de az önce paylaştın. iki sayfalık sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı ve o duyurdu da niçin istifa ettiğini bir nevi dile getirmiş oldu. Aslında bu özellikle İstanbul'daki İstanbul milletvekillerinin ya da İstanbul Belediye Meclisi'ndeki bazı belediye meclis üyelerinin ve grup başkan vekillerinin istifasının perde arkasında da yine Ankara kulislerinde oklar İmamoğlu'nu işaret ediyor. İmamoğlu ekibi tarafından bu istifaların yapıldığı ifade edildi. Nitekim geçen haftaki istifanın ardından da Ankara milletvekili Yüksel Arslan e, İmamoğlu satın aldı gibisinden bir e, tweet atmış ve gelen tepkiler üzerine de o tweet'i e, hemen e, çekmişti. Acaba bu istifanın da perde arkasında Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu'nun stratejisi mi yatıyor? O strateji e, iyi partiyi CHP ile ittifaka yapmaya zorlamak ki ilk günden bugüne de zaten Meral Akşenerle biz o ittifakı kuracağız minvalinde açıklama yapmıştı. Şimdi Ece Güner'den de bu minvalde bir açıklama geldi ve kamuoyuna iki sayfalık bir istifa mektubu sunmuş oldu ve 2019 seçimlerine bir kez daha atıfta bulundu. Mart 2019'da Sayın İmamoğlu ilk seçimi sadece 14 bin oy farkla kazanmış. Oyların %0.1 civarı bir farkla binde biri bu seçimde bir oyun bile önemi olacaktır. İktidar tüm gücüyle İstanbul'u kazanmaya odaklanacaktır. Tüm orantısız gücüyle diyor. Ve bu yüzden vicdani kanaatim şöyledir. Kazanabilecek tek aday ve başarılı bir büyükşehir belediye başkanı olduğu için hepimiz tek eksi, tek bir oy bile fire vermeden Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u tekrar kazanmasını desteklemeliyiz. Bu bir parti meselesi değil, bu bir memleket meselesidir, bu bir cumhuriyet meselesidir. Şimdi neden bugün benim için zor bir gün? Ona geleyim diyor aslında bu istifasının perde arkasında işbirliği ya da yeni bir adıyla, daha doğrusu eski adıyla ittifak, yeni adıyla olacak olan işbirliği mi? E, aslında bu e, istifanın perde arkasındaki tek şey İyi Parti'nin CHP'ye kapıları kapatmış olması. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.